White Rose. Manisa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, sevgi yollarına hidrolik mantar bariyer koyulması uygulaması başlattı. İlk olarak Tanslaş Sevgi Yolu üzerinde hayata geçirilen uygulamayı inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Beyaz Fil karşısı, Kitap Sarayı'nın üst kısımları, Garanti Bankası Ara Sokağı, Vakıflar Bankası Ara Sokağı ve Sarıyer Caddesi'nde de benzer uygulamanın yapılacağını kaydetti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tansaç Sevgi Yolu üzerindeki hidrolik mantar bariyeri, Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Bayram Laçalar, Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Cem Çöllü, Belediye Meclis Üyeleri, MHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mümin Deniz'le birlikte inceledi. Sistem hakkında basın mensuplarına bilgi veren Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mümin Deniz şöyle konuştu. Bu sistem hidrolik mantar bariyer sistemi. Yaklaşık 1 metre aşağıda hazine kutusu var. 50 santimde yüzey üstü çelik konstrüksiyon malzemesi var. 3 milim kalınlığında, 50 santim uzunluğunda, 30 santimde çapında bu bariyerimiz. Bu akşam saatlerinde saat 7'de aşağı iniyor otomatik olarak. Sabah saat 9'da tekrar kapatılıyor. Buradaki amaç şu, yaya yollarını araçtan arındırmak. Aracın girmemesi açısından trafik komisyonumuzun kararıyla alınan bir uygulamadır. Artık bundan sonra araçla girmek isteyenler, işi olanlar daha doğrusu, sevgi yollarında değil de işi olan, acil işi olanlar akşam saat 7'den sonra gelecekler, işlerini görecekler. Sabah saat 9'a kadar bu işlerini tamamlayacaklar ve gündüz sabah 9 akşam 7 arası kapalı oldu. Bundan sonra diğer sevgi yollarında benzer sistemi başkanımızın onayıyla kurmayı planlıyoruz. Beyaz Fil karşısı, Kitap Sarayı'nın üst kısımları, Garanti Bankası Ara Sokağı, Vakıflar Bankası Ara Sokağı ve Sarıyer Caddesi'nde de benzer uygulamanın yapılacağını belirten Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Beyaz Fil'in karşısı, Kitap Sarayı'nın üst kısımları, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, karşıdaki Sarıyer Caddesi, buraları hepsi tamamı esnafların, sevgi yollarının konuşlanılan yerler. Bunların tamamında bu tür bariyerleri biz ileriki günlerde tamamını takacağız. Anladım. Burada önemli olan vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi. Doğrudur. Gündüzleyin burada herkes aracını buraya içeri sokarsa, mal indirme noktasında işgal ederse o zaman sevgi yolu, sevgi yolluktan çıkıyor. Gazetecilerin dubaların üzerine park yapan ve bunlara zarar verenlerle ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Ergün sözlerini şöyle sürdürdü. Onlara yapanlara artık söylenecek kelime bulamıyorum. Ama herkesin bu kurallara uymak zorunluluğu var. Şehrin trafiğinin bir düzeninde sağlanması var. Aslında bu tamamen Manisa Belediyesi'ne ait değil. Emniyetin yapması gereken uygulamaları biz kısmen de olsa geçmiş yıllardan gelen alışkanlıktan dolayı burada yardımcı olma noktasında hareket ediyoruz. Bu yardımcı olma noktasında elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ama bazı vatandaşlarımız, tabii ki onlar da kendilerine göre haklı, mevcut otopark alanlarının şehrin daha da çabuk büyümesinin getirdiği merkezde sıkıntılarını yaşıyoruz. Bundan 5 sene 10 sene öncesi 120-130 binken Manisa'nın nüfusu bugün 320 bine ulaştı ve her geçen gün daha da fazlalaşıyor. O açıdan zamanında yapılması gereken otoparkların yapılmamasının ve araç trafiğinin bu kadar çoğalacağını hiç kimse hesabını yapmamış. Dün akşam ben mecliste de bununla ilgili açıklama yaptım. Onların da hiçbir zaman kusurlu olduğunu da ifade etmek istemiyorum. O günün şartlarında o değerlendirmeler yapılmış ama bugünün şartlarında otopark sorununda inşallah 2012'de hazırlamış olduğumuz mevcut projelerle 2012'nin sonu 2013 ortalarına doğru inşallah bu sorunu da Manisa çözecek. Ben bunu söyleyeyim şimdi. Her şey bitti. Mevcut bakanlıklardan da olurları geldi. Şu anda proje çalışmasındayız. Biz onlardan yerin teslimini, bizim de onlara TOKİ'deki 24 daire konut teslimini prosedürü şu anda komisyon çalışmasını yapıyor. Tahmin ediyorum çok kısa bir süre içerisinde bitireceğiz.